Merhaba arkadaşlar, Kanat Dobi Fassa kanalına hoş geldiniz. Şimdi köye geldim, sahiplendirdim, hayvanlarım var. Bazıları niye sattın, niye sattın diyor ama arkadaşlar, hepsinin yavrusunu aldık sonuçta. Nasip olursa 10 tane yavru var, geride büyüyen, 5 tane 4 aylık, 5 tane 2 aylık olmak üzere. Seneye de inşallah daha farklı kanlarla da devam etmek istiyorum. O yüzden sahiplendirdik. Yem alacağız. Burada perşembeli horozumuz var. Bu yine baba ocağına döndü diyebilirim. Videoda gösterebiliyor muyuz? Anlaşılmıyor. Perşembeli horozumuz burada. Burada perşembelinin bacısı var. Gürk oldu. Bunu da kumruya gönderiyoruz. Perşembeli memleketine gidiyor. Perşembeye. Onun bacısı Kumru'ya gidiyor. Hayırlı olsun Yakup kardeşimize. Burada Saso var. Saso gürkümüz. Almıştık emanetten, yine gürk oldu. Bu sefer kalıcı sahiplendirdik. Hayırlı olsun. Bu da Perşembeye. Bu da Yalıköy'e gidiyor. Uzun bacaklının bacısı. Geride arkadaşlar gürk olarak bir tane kaldı. Azman kaldı. Onu da babam bunu satmayalım dedi. Dursun. İşte kendimiz bir mavici yatıralım dedi. Şöyle bir 15 yumurtayla. Onu o yüzden satmaktan vazgeçtik. Zaten ilana koyduk. Orduda, burada, gruplarda. 2 saat içinde sahiplendirildi. Bunlarla arkadaşlar. Ha, geride bir de yine sahiplendirdiğim o çapar küllü tavuk var. Onu alan arkadaş kümesini düzenleyecek, öyle alacak. O da yine aslında geldiği yere döndü diyebiliriz. Şimdi bunlarla gidiyorum arabanın bagajına. Bunları verdikten sonra bir çuval gelişim yemi, bir çuval yumurta yemi, bir çuval buğday, bir çuval da mısır alacağız. Bunların gelirleriyle kendi kendilerini çevirsinler bakalım. Evet arkadaşlar, şöyle hızlıca ben arka tarafa da geçeyim. Bunlar şimdiden alıcılarına hayırlı olsun diyorum. Geride sadece şu an sahiplendireceğimiz 2 tane horozumuz var. Bir tanesi kısa yavru, bir tanesi 3 numara. Kanaldan takip edenler zaten bilirler. Bir de onları çekeyim, hemen gideyim ben. Bunları göndermemiz lazım. Arkadaşlar perşembeli gitti. Çok soran oldu, çok isteyen oldu ama güzel bir yere gitti. Erkan abiye gitti. Şahsen o anda o yönden de içim rahat. Ya, işin ticari boyutunda değilim zaten. Çok da umursamıyorum o kadar. Perşembeli'nin mekanı boş şu anda. Buraya gürk yatıracağız. Asi'ye bakalım arkadaşlar. Asi'de acelem var, hızlıca çekeyim. Maşallah oğluma. Gayet iyi durumda. Bunu buraya niye koymuş babam? Gürk yatıracağım diye koymuş. Peteğe yatırıyor. Hemen küllüye bakalım. Küllü yavrumuz buraları biraz dağıtmış. Ama bir sıkıntı yok. Sağlık durumunda bir sorun yok. Böyle. Burada 3 numara var arkadaşlar. 3 numarayı sahiplendireceğim. İlana koydum. Bu da 2950 idi en son. Yine o civardadır. Biraz buraları dökmüşler. Suları döküyorlar. 3 numara da böyle. 3 numarayı sahiplendireceğiz eğer değerini bulursak. Bir de bu kısa yavruyu sahiplendireceğim. Bu da güzel bir hayvan. Kısa yavru dedik buna ilk başta. Adı öyle kısa yavru kaldı ama o kadar da kısa değil arkadaşlar. İyi yani, fena değil. Bu da en son 2 kilo 60 gram, 2 kilo 70 gram civarındaydı. Bu ikisini değeri gelirse sahiplendireceğiz. Şurada hasta hayvanımız var. İnşallah ölmemiş olsun da. Açıyormuşum. Ölüsüyle karşılaşıyormuşuz. Evet. Bu kapışan yavrularımdan bir tanesi çilli. Çok güzel. Bunda hıkırtı var. Bunu buraya aldık. Antibiyotikli su veriyoruz. Levadox. Hala hıkırtısı var. Eğer yine geçmezse bir de arkadaşlar artık iğneye başvuracağım. Çok az. Yarım cc'nin de altında. İğne vurabiliriz. Burada giden hayvanımız yine. Onu göstereyim. O küllü. Burada giden hayvanımız, verdiğim hayvan.
Bu çapar yine yumurtlamış, küllü çapar. Bunu arkadaşlar dışarıya vermedim. Çok da üçe baş başa bakmadım. Aldığım yere bunu da Metin'e geri verdim. Sonuçta arkadaşlar şuna dikkat ediyorum. Eğer bir yerden bir hayvan aldıysam tavuk ya da horoz, kaliteli bir hayvansa bu. Baştan ne konuştuysak o. Yani satacağım zaman önce ona soruyorum. Aldığım kişiye. Tamam sat, ben almayı düşünmüyorum derse o zaman dışarıya sahiplendiriyoruz arkadaşlar. Oo, yumurta kırılmış ha burada. Yumurtayı kim yiyor ya? Arkadaşlar bu da sahiplendirmekten vazgeçtiğim Hint azmanı. Geçen sene yavru çıkarmıştı. İri bir hayvan. Bu sene çıkaramamıştı. Hint yumurtaları çıkmamıştı. Tamam, tamam. Şimdi arkadaşlar bunu bir kez daha yatıracağız. Şimdi çıkar diye düşünüyorum nasipse. Ha, oraya sığmıyorsun sen. İri hayvan. Yumurtalara bakalım. Kırılan yumurtalar var. Yenen yumurtalar var. Şuna bakın ya. Şuna bakın şuna. Minnacık. Yumurtalar böyle. Kaç yavrum? Kendi mavi yumurtalarımızı yatıracağız. Cumartesi belki çekim yapamam. Ayakkabıyı da batırdım. Her taraf çamur. Yağmur bol arkadaşlar. Çok şükür. Her taraf çamur. Hızlı gitmem lazım. Başka Hint tavuğu sahiplendirmeyeceğim. Şu an 4 tane kaldı bende. Arkadaşlar ocakta inşallah farklı kanlarla devam etmeyi düşünüyorum. Burada yavrularımız 5 tanesi. Farklı kanlarla devam etmeyi düşünüyorum. O zaman da ocakta gürk lazım olacak bana. Şimdi sahiplendirsem ocakta çok daha pahalı bir şekilde gürk bulmak zor oluyor. Tekrar alacağım. Hiçbir anlamı yok. Onlar bizim kuluçka makinelerimiz dursunlar. Bunlar da böyle. Allah. Ya çamur da sevilmiyor mübarek. Yağmurlu havada. Bereket tabii ki de. Burada da horozlarımız var. Güzel. Şu an tam bunların birbirine girme dönemleri. Tam gününü hatırlamıyorum ama 50 günlük mü 52 günlük falan olmaları lazım. Belki 55'tir en fazla. Tam birbirine girme dönemleri. Ayırdık. Ferikleri çıkardık. İnşallah bir sorun yaşamayız. Yavrumuz da burada. Evet arkadaşlar şimdi çok kısa konuşup geçeyim. Niye bunları sahiplendirdin diyenler oldu. Arkadaşlar hepsinin yavrusunu aldım. Ki ocakta da şu anda bu tabii burada paylaşmıyorum. İki farklı yerden çok sağlam patçı serisi dediğimiz horozlardan söz aldık. Onlardan yatıracağız. İnşallah nasip olur da büyürse onları da birbiriyle eşlerim. Akraba eşlemesi de olmaz. O zaman onlarla devam ederiz. Bakalım. Hayırlısı diyorum arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Ben şimdi hayvanları göndereceğim. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar. Hayvanları kolledim. Bir tanesini, Perşembel'in bacısını Kumru'ya gönderdim. Kumru dolmuşlarına verdik. Şimdi Yalıköy tarafına geçiyorum. Oradan Perşembe'ye geçeceğim. Yalıköy'ün güzel, bir o kadar da keskin virajlı yolundan gidiyorum. Eski sahil yolu. Buranın manzarası gerçekten güzel. Bakalım bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi gidiyorum. Sattığım hayvanların bir kısmının parası geldi. Hesabıma yattı. Onlarla direkt gidip yem alacağım artık. Bakalım hayırlısı. Öyle açıkçası bir şeyi kazandığım yok da en azından kendi yemlerini karşılasınlar işte. Amacımız ticaret değil. Kendi kendini çevirsin. Bizim de zevkimiz. İşte yediğimiz günlük taze köy yumurtası, köy tavuğu. O da yanımıza kar. Arkadaşlar çok güzel manzara. Yalıköy'e girmek üzereyim. Videoyu burada sonlandırıyorum. Daha sonra devam ederiz. Denizi görüyorsunuz. Harika. Buraları çok severim. Evet arkadaşlar. Tavukları, horozu sahiplendirdim. Şimdi yem almaya geldim. Kaymak yeme, Perşembe'ye.
Bir tavuk, bir horoza, bir dükkan yeme anlaştım. Tamamen dükkanı kapattık. Hoş bulduk abi. Selamun aleyküm. Yine maşallah. Yemler dolu. Bir de dikkat ediyorum, senin dükkanın da temiz ha. Pırıl pırıl. Ben çoğu yerde hep şey dolu böyle. Yem dolu, ot dolu, toz dolu. Bu işin hakkını veriyorsun ya. Ufukta zam görünüyor mu? Yem alalım mı bol bol? Seçimden sonra ne olacağı belli değil. Ben bugün bir yere sordum da. Zaten şu an 15 günden beri 35 ile 40 ile yemek zamlar oldu. Ha, bir 50 lira geldi dediler. Kepek grubuna dediler. Yani kepek geldi, çok aşırı geldi. Zaten kepek zam demek her yeme zamdır. Hepsini Zam etkiliyor. maddesinin hepsinde kepek. Doğru abi. Yemler burada duruyor. Şampiyon Yeni yemler. doğan civciv yememiz. Arpa mısır kırması. Kuzu büyütme. Granül yumurta yeme. Mısır kırması. Arpa. Bütün mısır. Palet yumurta yeme. Buğday. Buzağı büyütme. Filiz geliştirme. Her çeşitten var Hepsini. sende ya. Bir de arkadaşlar, buraya yakın olanlar gelsinler. İkram da var. Burada Nescafe'miz, Tabii çayımız, her şey, her şey. sohbetimiz, muhabbetimiz iyi. Zaten yakın olanlar biliyor. Aynen aynen. Herkes yakın bize. Tamam, şu bakma zorunda Tabii tabii. Allah razı olsun. Ben çok yakın gelmiyorum da, gelmişken şimdi alacağım arkadaşlar. Hayvanları verdik. İçeride de Yine misafir arkadaşlarımız evet. merhabalar. Emre Bey de burada. Ümit Bey Hayvan burada. Ümit Bey de burada. Hayvanları verdik. Bakalım, parayı koyduk cebimize, geldik. Erkan abin yanına. Bu işten para kazanıyor musun diyenler oluyor. Ben de arkadaşlar, öyle bir durum yok. Daha öyle bir şey kazanamadım. Kümeslere gitti hep paralar. En azından ben kendi hayvanım kendime geri gelmiş oldu. He, öyle öyle abi. Burada olarak verdik. İlişkin 13 aylık burs olarak geri almış oldu. Aynen öyle oldu. Ben de yok, bana diyorlar da öyle. Ben diyorum, parasında değilim. Benimki size ekime. Ama en azından ne oluyor? Mesela sattığım hayvanlar, daha önce de öyle yaptım. Sattım yem aldım, sattım yem aldım. Öyle kendini çeviriyor. Taze yumurta yiyoruz, köy tavuğu yiyoruz. Hint tavuğunun. Hayvanların zevki. He, ona bakıyoruz, yetiyor abi. Evet arkadaşlar. Manzara bu. Burada bitiriyorum ben videoyu. Arabayı da yükleriz. Ondan sonra yolumuza döneriz. Herkese selam arkadaşlar. Takip Teşekkür eden ediyoruz herkese. abi. Sağ olasın, var olasın. Arkadaşlar, işin şakası bir yana, tabii ki böyle bir dükkanı tamamen kapatmak bizim işimiz değil. Ama hayvanları sattık, parasını aldık. Olduğu gibi fazlasıyla yeme yatırdım paraları. İki çuval buğday aldım. Hayvanların parası, tavukların, gürklerin, bilmem horozun, şunun bunun. Bir çuval yumurta yemi aldım. Bir çuval yumurtacı piliç gelişim yemi aldım. İki tane civciv sulu. Bizim evdekiler hep akıtıyor, damlatıyor nedense. Yine 10 kilo daha buğday aldım. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Cebimize para hiç gelmeden gitti. Arkadaşlar, yem almaya geldik Perşembe'ye. Gelmişken şöyle hemen şu güzellikleri de çekeyim dedim. Bu da röportaj yaptığımız Mehmet Ali abiden gelme bir tavukmuş. Ay maşallah, 6 tane. Ortam da gayet güzel. İşte bu işte böyle. Bir yerde gördüğümüz zaman tavuk, civciv, anında bakıyoruz. Bılırcınlar da var. Bılırcınlar evdeymiş. Şöyle göstereyim kısaca. Arkadaşlar, burada bir tane de böyle köpeğimiz var. Bu da Erkan abinin köpeğiydi. Ben buna bayılıyorum ya. Bu çok tatlı. Gel 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 gel. Ay, seni yerim ben. Maşallah sana. Ay ay ay. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Çok güzel hayvan. Valla köpek besleme imkanım olsaydı, tam bu benim aradığım köpek. Küçük. Kibar. Tüyleri de parlak maşallah. Cana yakın. Gel, seni bir çekelim. Gel gel gel. Gel. Ay maşallah sana. Kiviler de burada. Hocam 5 tanesi Denizli. Oo maşallah. Gerisi full Hint. Peki bu Hintleri ne yapacağım? Büyüdüğü zaman kümes var mı koymaya horozları? Vallahi yok hocam. He? Yapacağız bir şeyler artık. Vallahi belli bir süre sonra çok sıkıntı bunlar ya. Evet. Ben bir tane kaybettim işte 2 aylıklardan. Bunların hepsini bu çıkarttı hocam. Kaç tane var? Şu anda 15 tane var. 15. 15. Ben Savaş abinin orada gördüm. 20 tane çıkarmış.
Maşallah ama hiç ummuyordum bu kadar çıkaracağını. Ama bana dediler ki bunun bacakları paçalı, işte ezer civcivi, gerçekten Hint'ten daha iyi var. Ha, Hintler zaten şeyler yani, gürük oluyor da biraz kabalar. Kabalar. Gerçekten genelde. Güzel bakıyor civcivine. Güzelliğe bakar mısın ya? Ay maşallah. Yani şimdi ben kışa yeni kümesler ayala bence. Valla bakacağız hocam artık. Ben iyi masraf ettim yani. Daha yapma. Biz öderiz herhalde abi. Ya, doğru. Öyle görünüyor. Çok güzeller ya. Daha yakından gideyim. Ama bir hastalık. İnsan bırakamıyor ya. Bir başladığı zaman. Aynen öyle. Valla ben Ulanlık bir... yapıyor ya. Ben bir şey, horoz bana yeter diyordum. La iki olsun dedim. Arada izlerim. İş nereye vardı gitti. Maşallah. Bereketli olsun. Evet, Emre de burada arkadaşlar. Beraber geldik. Daha buradan Sertan'ın yanına geçeceğiz. Gelmişken geziyoruz bakalım. Kivileri de görüyorsunuz. Aa, şunlar buraya gelmişler. Şunları da çekeyim yine ben. Çok güzel bir horoz var. Plymouth, ama Plymouth'un da bu rengini görmemiştim ben ha. Bu çok farklıymış gerçekten. Yumurtaları da çekebilirsin hocam. Yumurtası mı var? Oo. Yumurtayı da çekelim. Kümese doğru girelim bakalım. Yumurtalar ne durumda? Yumurta var mı? Evet, görünmüyor gerçi de burada. 3, 5. Burada bir 6. Burada 2, 8. Arkadaşlar görünmüyor. 9, 10, 11. Oo, burada tavuklar varmış. Pantolonla tele taktım yalnız ha. Burada da tavuklar varmış. Bunlar güzel yumurtlar ya. Bunlar güzel yumurtlar. Kümeslere giriyorum. Bundan sonra arabaya biniyorum. Arabaya batırıyorum böyle. Çok güzel ya. Bu kaç yaşında bu horoz? Hocam bu bende ötmeye başladı. Bu sene aldım ben de. He, daha yeni. Daha yeni. Biraz şey gibi duruyor değil mi sanki? Yaşlanmış gibi duruyor ama. Mahmuzu uzun ya. Ona baktım da sadece. Genç. Şey falan gayet iyi, ibik yapısı. Yakından da bakalım şöyle. Arkadaşlar bir de burada var. Dörtlü bir ekip. Dört tane horoz. Yalnız kime şirin. Küçük ama şirin yani. Maşallah. Tavuklar dışarıda kapışmış. Tavuğun yüzü biraz şey tabii ki, sıkıntılı. Şuradaki benim Mehmet Ali abinin orada gösterdiğim küllü serisi yavrular vardı. İki tanesi gitmiş, gitmese ben alırdım demiştim orada Mehmet Ali abiye. Bir tanesi bu arkadaşlar. Biri buradaymış. Maşallah güzel hayvanlar. Evet arkadaşlar, ortam böyle. Biz gezimize devam ediyoruz. Arabanın bagajını yemle doldurduk. 4 çuval yem aldık. Gezimize devam ediyoruz. Gittikçe de gördüğümüz kümesleri büyük küçük çekiyoruz sizin için. İnşallah beğenirsiniz.